Herkese selamlar. Göçmenlik hukukunda son bir ayda gerçekleşen gelişmeler ve değişikliklerle tekrar karşınızdayım. Son bir ay gerçekten çok hareketliydi. Göçmenlik bürosu tarafından E2 ve L1 vizesi sahiplerinin eşleri için çalışma izniyle ilgili yapılan açıklamalar, devletin yapmış olduğu Amerika'ya girişte uygulanması gereken test ve aşılarla ilgili COVID testleri ve COVID aşılarıyla ilgili uygulamalar ve aynı zamanda konsolosluklarda son gelişmeler, Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamaları, bunun İstanbul-Ankara Konsolosluğu'na bakan durumları ve son zamanlarda çok duyduğum konsolosluklarda çok fazla vize reddi olduğuyla ilgili gelişmeler bugün size bahsetmek istediğim konuların arasında. Öncelikle Göçmenlik Bürosu'nun E1, E2 ve L1 vizelerinin sahiplerinin eşleriyle ilgili yapmış olduğu açıklamayla başlamak istiyorum. Bilindiği gibi L1 vizesi, E1 ve E2 vizesi sahiplerinin eşleri Amerika için de çalışma hakkına sahip. Bu o kadar güzel bir çalışma izni ki istediğiniz herhangi bir yerde çalışabiliyorsunuz, çalışma izniniz oluyor. Bununla ilgili son zamanlarda yaşanan bir sürü sıkıntı vardı. Tabii ki en büyük sıkıntı kaynağı Göçmenlik Bürosu'nun çalışma izinlerini çok geç onaylamasından kaynaklanıyordu. Bu hala bu şekilde. Çalışma izni başvurularının 10 ay, 12 ay sürdüğünü görüyoruz çoğu durumlarda. Bu da E1, E2 ve L1 eşlerinin çok uzun bir süre çalışamaması ve işlerini kaybetmesi gibi sonuçlar doğuruyordu. Bunun üzerine Göçmenlik Bürosu dava edildi. Çalışma izinlerine çok geç baktığı için ve şöyle bir settlement, şöyle bir anlaşmayla konu kapandı. Göçmenlik Bürosu bundan sonra L1, E1 ve E2'lerin eşlerinin çalışma iznine sahip olmasını göstermesi için illa da bir çalışma izni almalarına ihtiyaç duyulmadığını belirtti. Yani bir kişi L1, E1, E2'nin eşi olarak Amerika'ya geldiyse ve statüsü eş durumunu gösteriyorsa o kişinin otomatikman çalışma izni olacak. Göçmenlik Bürosu'ndan ekstradan bir çalışma izni başvurusu almasına gerek yok. Bu tabii harika bir haber. Çünkü eskisi gibi bir çalışma izni başvurusu yapıp o çalışma kartının gelmesine ihtiyaç kalmıyor. Amerika için de sosyal güvenlik numarası zaten alabiliyorlardı, yine alabiliyorlar ve sosyal güvenlik numarasını artı statülerini göstererek işe başlayabiliyorlar. Şu anda Göçmenlik Bürosu yeni düzenleyeceği L2, E1 ve E2 kabullerinde eşlerin çalışma izni olacağına dair bir ibareyi, bir annotation diyoruz, bir ibareyi, bir yazıyı bu kabul kağıtlarının üzerine yazacağını, basacağını ve bu şekilde kişilerin çalışma izinlerinin olduğunun işverenlere gösterilebileceğini açıkladı. Henüz bu kabuller elimize ulaşmadı, neye benzeyeceğini bilmiyoruz ama bu oldukça güzel bir açıklama ve işlerini kaybetmek üzere olan, çalışmaya başlayamayan bir sürü eşe çok güzel bir haber. Bu arada Aralık ayının vize bülteni yayınlandı. Aralık ayının vize bülteninde green kartlıların eşlerine yapmış olduğu başvurularının yani F2A başvurularının hala açık olduğunu, körünt olduğunu ve aynı zamanda DV Lottery numaralarının Ocak ayı itibariyle 7300'e ilerlediğini görüyoruz. Burada Amerika içinde olanlarla ilgili bir sorun yok. Onlar zaten başvurularını yapabiliyorlar. Ama konsolosluklarla ilgili kısma bir antiparantez açmak gerekiyor. DV 2022 kazananları konsolosluklarda hala mülakat yapabilmiş. Hatta birçoğu itibariyle kendilerinden döküman istenmiş bir halde değiller. Bununla ilgili onlarca e-mail, sosyal medya üzerinden soru, YouTube videolarının altına yorum alıyorum. Konunun farkındayım. Dışişleri Bakanlığı ve bağlı bulunduğu konsolosluklar 2020 ve 2021'de DV Lottery dosyalarına nasıl az mülakat verdiler, çok fazla mülakat vermediler. Bunun aynen DV 2022 dosyalarında da devam ettiği görülüyor. Aynı şekilde devam ediyor her şey. Dolayısıyla başka bir vizeye sahip olan kişiler, bunların turist vizesi varsa, öğrenci vizesi varsa, H1 vizesi varsa mesela Amerika içinde bu dosyaları yapmaları hala tavsiye edilen metot. Çünkü gidişat çok iyi görünmüyor şu an bulunduğumuz nokta itibariyle. Son zamanlarda gerçekleşen çok önemli gelişmelerden bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerika'yı ziyaret edecek olan kişilere getirmiş olduğu COVID testi ve COVID aşısı zorunluluklarıydı. Aslında olay birkaç safhada ilerledi ama en son varyantın ortaya çıkmasından sonra ben son durumu özetlemek istiyorum. Şu anda aşıyla ilgili durum şu: kimlerin aşı olması gerekiyor? Amerikan vatandaşı olmayanların ve green card sahibi olmayanların
ve 18 yaş üstünde olanların aşı dozlarını tamamladıktan sonra Amerika'ya gelmeleri gerekiyor. Eğer bir dozluk aşılarsa bunlar Johnson & Johnson gibi o dozun bitirilmiş olması gerekiyor. İki dozluk aşılarsa mesela Pfizer, BioNTech gibi o zaman iki dozun da bitirilmiş olması ve üzerinden her halükarda 14 gün geçmiş olması gerekiyor. Bu kişiler tam aşılı olarak kabul edilmiş sayılıyorlar. Çok sorulan bir soru, hangi aşılar kabul ediliyor? Center for Disease Control kurumunun yaptığı açıklamaya göre şu aşılar kabul ediliyor. Johnson & Johnson, Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield, Bib, Sinopharm, Sinovac ve Covaxin aşıları. Bunlar Amerika'nın şu anda kabul ettiği aşılar. Tabi zaman içinde bu aşı listesi değişebilir. Her zaman devletin web sitesinden seyahat etmeden az önce bunları kontrol etmekte fayda var. Ama şu anda kabul edilen aşılar bunlar. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat edecek olan kişilerden 18 yaşının üstünde olanlar, Amerikan vatandaşı veya green card sahibi olmayanların aşı dozlarını bitirmiş olmaları, fully vaccinated, tam olarak aşı olmuş olmaları gerekiyor. Gelelim COVID testi ile ilgili kısma. COVID testinde çok daha kısıtlayıcı bir talep var. O da 2 yaşının üzerinde olan Amerikan vatandaşı, green card sahibi, vatandaş olmayan, ziyaretçi fark etmez herkesin son 24 saat içinde COVID testi olmuş olması gerekiyor. Bu test antijen testi olabileceği gibi PCR testi de olabilir. Bunun tek istisnası var. O da eğer son 90 gün içinde COVID geçirdiyseniz ve COVID geçirdiğinizi, pozitif COVID test sonucunuzu hava yollarına sunabiliyorsanız o zaman test almanız gerekmiyor. Demek ki son 90 gün içinde eğer COVID geçirdiyseniz ve pozitif idiyseniz o zaman test olmadan da, son 24 saat içinde test olmadan da uçağa binebilirsiniz. Bu yaptığım açıklamalar bu videonun çekildiği gün ve yayınlandığı gün itibariyledir. Bununla ilgili değişiklikler olabilir. Dolayısıyla her zaman son bilgileri ya bizim sosyal medya kanallarından ya da devletin web sitelerinden mutlaka kontrol etmek gerekiyor. Evet, gelelim Dışişleri Bakanlığı'nın son zamanlarda mülakatlarla ilgili yapmış olduğu açıklamalara ve bunun İstanbul ve Ankara konsolosluklarına ve diğer dünya konsolosluklarına bakan yönlerine. Öncelikle Dışişleri Bakanlığı'nın yakın zamanda yapmış olduğu açıklamayla başlamak istiyorum. Bilindiği gibi önceden Dışişleri Bakanlığı visa prioritization diye bazı mülakatlara öncelik verip bazı mülakatlara da öncelik sıralamasında son yerlerde yer vererek kısıtlı olan mülakat zamanlarını daha çok priority listesinde ön sırada bulunan mülakatlara veriyordu. Örnek vermek gerekirse Amerikan vatandaşı veya green card sahiplerinin eşlerine yapmış olduğu başvurular, evlilik üzerinden, nişanlılık üzerinden, anne baba başvuruları, bunlara mesela daha fazla öncelik veriliyordu. Bunların bir alt kategorisinde iş yeri üzerinden yapılan green card başvuruları vardı. Daha sonrasında ise DV lottery dosyaları, aile birleşimi dosyaları gibi dosyalara öncelik veriliyordu. Daha doğrusu bunlara hiç öncelik verilmiyordu demek daha doğru. Göçmen olmayan vizelerde ise daha çok petition based dediğimiz H1, L1 gibi vizelere öncelik veriliyordu. Onun dışında öğrenci vizeleri, C1 vizeleri, turist vizeleri daha az öncelik verilen kategorideydi. Hiç verilmeyen mülakatlar arasında da konsoloslukta E1, E2'leri sayabiliyor idik. Peki Dışişleri Bakanlığı ne dedi? Dışişleri Bakanlığı dedi ki bundan sonra benim bu priority listim geçerli değil. Bunun sebebi de Dışişleri Bakanlığı bu konuyla ilgili dava edildi. Siz nasıl bazılarına öncelikli, bazılarına değil dersiniz diye dava edildi ve bu liste ortadan kalktı. Peki ne oldu? Dışişleri Bakanlığı dedi ki şu anda bütün dünya üzerindeki konsolosluklar kendi önceliklerini belirleme, içinde bulundukları duruma ve lokal ülke şartlarına göre kendi önceliklerini belirleme, mülakatlara öncelik verme hakkına sahipler. Dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı merkez otorite olarak bu işin merkezinden çekildi. Belki de bir nevi sorumluluğu üzerinden attı diyebiliriz. Ve topu konsolosluklara attı. Bundan sonra her konsolosluk kendi başvuru önceliklerini ve hangi dosyalara önce mülakat vereceğine kendisi karar verecek. Peki buna İstanbul ve Ankara konsolosluğunun tepkisi, cevabı ne oldu? Bundan kısa süre sonra İstanbul ve Ankara konsolosluğunun web sitesindeki bazı mülakatlara öncelik veriliyor, onlar şunlardır açıklamalarının tamamı kaldırıldı. Onun yerine şöyle bir açıklama koyuldu. İstanbul ve Ankara konsoloslukları aşağı yukarı bütün vizeleri veriyor. Fakat başvuru yoğunluğu olduğu için Ankara daha çok göçmen olan vizelere, İstanbul ise daha çok göçmen olmayan vizelere
mülakat verecek dendi. Bu şu demek, Ankara green card dosyalarına bakacak, İstanbul ise göçmen olmayan vizeler, turist, petition based dediğimiz H1, L1, F1, J1 bütün bu vizelere de İstanbul bakacak. Yani Amerika'ya göç etmek istiyorsanız Ankara, Amerika'ya ziyarete geçici olarak çalışmaya gelmek istiyorsanız İstanbul. Bunun Türkçesi bu demek. Peki akabinde ne oldu? Mesela Ankara'da turist vizesi randevusu olan kişiler şöyle e-mail almaya başladılar. Sizin vize mülakatınız Ankara'daydı fakat biz sizin mülakatınızı İstanbul'a aldık. Yeni tarihiniz şudur. Bu aslında ilk defa oluyor. Yani siz kendiniz sistemin içine girip mülakat yerini ve tarihini değiştirmeden devletin böyle bir mekanizmayı kendi kendine harekete geçirmesi, tarihinizi öne alması, geriye alması, Ankara'dan İstanbul'a alması bu aslında son zamanlarda ilk defa yaşanan bir olay. Ama bu aynı zamanda işlerin bir şekilde düzene girdiğini ve Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamanın İstanbul ve Ankara tarafından nasıl anlaşıldığının ve uygulanacağının bir göstergesi olarak sayılabilir. Dolayısıyla bundan sonra daha çok turist vize mülakatlarının F1, C1 gibi mülakatların İstanbul'da olacağını, Green Card mülakatlarının Ankara'da yapılmaya devam edeceğini ve Ankara'nın kolay kolay göçmen olmayan bir vize mülakatı vermeyeceğini en azından bugünkü şartlar itibariyle tahmin ediyoruz. Peki çok anlatmama rağmen, çok konuşmama rağmen, her yerde bahsetmeme rağmen hala şu soruyla muhatap oluyorum. Remzi Bey konsolosluklar ne zaman açılacak? Ne zaman mülakat vermeye başlayacaklar? Bunu anlatırken biraz dilimde tüy bittiğini düşünmeye başladım ama bir kere daha söylemek istiyorum. Konsolosluklar kapalı diye bir şey yok zaten. Konsolosluklar açık. Sadece siz mülakat yapmaya çalıştığınızda size çok ileriye bir tarih veriyorlar. Mülakatı erkene çekmenin yolu önce o ileride verilen mülakat tarihini almak. Bir kere mülakatınızı alacaksınız. Bu muhtemelen İstanbul'dan olacak. Diyelim ki size 2023'e mülakat verdiler. Ondan sonra sisteme sık sık girerek bu mülakat tarihini daha erkene çekmeye çalışacaksınız. Bunu belki sisteme sık sık girerek erkene çekme işini siz yapabileceksiniz. Belki de sistem kendisi sizi mülakat tarihiniz erkene çekildi diye çekecek. Ama siz sisteme güvenmeyeceksiniz. Bunu her defasında kendiniz yapmaya çalışacaksınız. Bunu tavsiye ediyorum. Sisteme sık sık girip kontrol edip erken tarihe mülakat açıldı mı diye bakmakta ve eğer açıldıysa erkene çekmekte fayda var. Bundan birkaç hafta önce yeniden oldu. 2023'e mülakat tarihi olan kişiler mülakatlarını 2 hafta sonraya çekebildiler. Zaman zaman sistem buna müsaade ediyor. Konsolosluklar zaman zaman vize mülakatlarını yakın tarihler için açıyor. Dolayısıyla bu konudaki tavsiyem sistemi sık sık kontrol etmeniz. Yine çok sık sorulan soru E1, E2 vizeleriyle ilgili durum ne olacak? Konsolosluk hala mülakat vermiyor mu? Cevap hayır, mülakat vermiyor. Ne zaman vereceğini bilmiyoruz. Özellikle de web sitesinde bütün vizelerin mülakatlarını açtık dedikten sonra hala E1, E2 mülakatlarının niye verilemediğini anlamak gerçekten güç. Bu konuyla ilgili konsolosluktan bir açıklama bekliyoruz. Eğer böyle bir açıklama yaparlarsa biz de sizinle paylaşıyor olacağız. Son olarak son zamanlarda çok fazla konuşulan konsolosluklardaki vize redlerine ve Türkiye'deki doların artışının vize başvurularına etkisine değinmek istiyorum. Sorulan soru şu, neden Türkiye'deki konsolosluklarda bu kadar çok başvuru reddi var? Reddedilen iki ana kategori F1 öğrenci vizesi ve B1-B2 turist vizesi. Diğer soruda doların yükselmesi bu başvuruları herhangi bir şekilde etkiliyor mu? En çok sorulan iki soru. Şimdi ikisini aslında ben bir arada ele almak istiyorum ve biraz geriden başlamak istiyorum. Turist vizesinde, F1 vizesinde bunların tamamında kişinin kendi ülkesine geri dönme arzusu, niyeti olmalı. Bu da sizin kendi ülkenizle olan bağlantılarınızla ilgili bir şey. Bunların detaylarını turist vizesi videosunda, F1 öğrenci videosunda anlattım. O kadar detaya girmeyeceğim. O videolara bakabilirsiniz. Ama esas niyet olarak konsolosu görevlisinin sizden görmek istediği bu ülkeye geri dönecek misin? Geri gelecek misin meselesi. Dolayısıyla doların bu kadar arttığı, insanların alım gücünün düştüğü bir ülkede konsolosluğun belki de gidecek olan insanların geri dönmeyeceğini düşünmesi mümkün olabilir. Yani konsolosluk görevlileri eğer böyle bir şey düşünüyorlarsa onlara niye böyle bir şey düşünüyorsun demek bana çok adil bir soru gibi gelmiyor. O yüzden şunu belirtmekte fayda var. Bir ülkenin refah seviyesi ne kadar yüksekse, parası ne kadar değerliyse insanlar o ülkede o kadar rahat yaşıyorlar ve refah içinde yaşıyorlar demektir. İnsan rahat içinde yaşadığı, refah içinde yaşadığı bir ülkeden ayrılıp başka bir ülkeye gidip orada gayriyasal olarak kalmak istemez. Dolayısıyla eğer paranızın değeri düşüyorsa
ve bulunduğunuz ülkede yaşamaktansa gitmek istediğiniz ülkede, mesela Amerika'da yaşamak sizin için daha yüksek bir refah seviyesi oluşturacaksa, çok doğal olarak konsolosluk görevlileri bunu bir faktör olarak değerlendiriyor olabilirler. Dolayısıyla bu vize redlerinde bir faktör olabilir. Şu anda çok fazla red olmasının sebeplerinden bir tanesinin de yanlış vize kategorisine başvuru yapmak olduğunu düşünüyorum. Ne demek istiyorum? Şimdi kişi aslında buraya gezmeye gelmek istiyor, görmeye gelmek istiyor, bir süre kalıp geri dönmek istiyor, bir arkadaşını ziyaret etmek istiyor, aile üyesini ziyaret etmek istiyor. Yani asıl niyeti turist olmak. Ama öğreniyor ki turist vizesinin randevuları çok ileri tarihe veriliyormuş. Ondan sonra duyuyor ki bir sürü arkadaşından, işte vize başvurusu yapan, yardımcı olan kişilerden, ya F1 vizesi müracaatı çok yakın tarihe veriliyor, size F1 başvurusu yapalım. Aa iyi, madem öyle. O zaman F1 müracaatı yapalım. Aslında kişinin niyeti buraya geldiğinde okula gitmek olmayabilir. Aslında niyeti turist olabilir. Eğer siz vize sistemini, vize başvuru sistemini kötüye kullanırsanız, aslında başvurmak istediğiniz vize o değil ama daha yakın tarihe bulabildiğiniz için F1 vizesi müracaatı yapıyorsanız, o zaman o vize şartlarına uygun bir başvuru yapmıyorsunuz ki. Dolayısıyla bu vizeler reddedilebilir. Tahmin ediyorum. Konsoloslukta son zamanlarda çok fazla gerçekleşen F1 vizelerinin reddinin sebebi aslında bu kişilerin daha çok turist vizesine uygun olması veya turist vizesi başvurusu yapmayı düşünürken sırf konsoloslukta mülakat bulabildikleri için F1 vizesi müracaatı yapmaları. Siz müracaat yaptınız diye konsolosluk bunu vermek zorunda değil. Dolayısıyla her vizenin şartına uygun şekilde başvuru yapmak gerekiyor veya tersinden söyleyecek olursak Amerika'ya gelme amacınız neyse ona uygun vizeye başvuru yapmak gerekiyor. Evet, bugünkü videoda kısaca göçmenlik hukukundaki son gelişmelerden bahsetmeye çalıştım. Videoyu kapatmadan önce bir kısa sene sonu konuşması ve belki de bir teşekkür gerekiyor diye düşünüyorum. Bu maceraya başlayalı yaklaşık 1,5 yıl oldu ve şu an itibariyle kanalımız neredeyse 30 bin aboneye ulaşmış durumda. Hem sene sonu olması, yeni bir seneye girme kutlaması sebebiyle hem de aynı zamanda kanalımızın neredeyse 30 bin aboneye ulaşma şerefine bir çekiliş yapalım dedik. Bu çekilişte 3 tane 50 dolarlık Amazon kartı vereceğiz ve aynı zamanda sizlerden gelen talepler doğrultusunda, geçen seferki çekilişte yapmış olduğunuz talepler doğrultusunda 2 talihlimize de benimle yarım saatlik bir konsültasyon toplantısı, bir danışmanlık toplantısı hediye edeceğiz. Bu çekilişe katılabilmeniz için kanala abone olmanız, bu videonun altına yorum yazmanız ve videoyu beğenmeniz gerekiyor. Bu 3 şartı gerçekleştirenler arasından çekiliş yapacağız. Bu çekilişin sonuçlarını sosyal medya kanallarında açıklayacağız. Umarım bu video faydalı olmuştur. Sorularınız varsa, yorumlarınız varsa, kendi yaşadığınız tecrübeleriniz varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince özellikle sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Videoyu beğenebilirsiniz. İlgi duyduğunu düşündüğünüz kişilere gönderebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.